1, 2, 3'te çok basit bir ritim çalacağım. Barın dördüncü dörtlüğüne figürü çalacağım. Tamam mı? Dörde altılamaya çalalım. Dönüşüne de devam edelim figüre. Yani figürü dönelim devamlı. Şöyle olacak. Benim ikinci vuruşu, bir de ikinci 16 çalalım. 2 bar 1'i, 2 bar 1'i. 2 bar üçlemenin ikinci vuruşu, 2 bar ikinci 16'lık çalalım. Sekizlik ayet açıyorsanız açıklığınızın sekizlik süre kadar sürmesi lazım. Yani onu öyle keserseniz, mesela 16'lık tıs diye keserseniz o doğru bir şey olmaz. 8'likse nota, yani kafanızdaki parti 8'likse, onun o 8'lik boyunca o tıs diye düzgün açılması lazım. Tamam mı? Tıs. Şimdi ikinci barda da 1'in V'si, 2'nin V'si, 3'ün 2'si ve 4 var. Yani 1'in V'si ve 3'ün 2'sini kick'le çalacağız. 2'nin V'si ve 4'ü trompetle çalacağız. Hemen çalalım. Şimdi normal klavyeyi çalalım. Üç darpın geldiği yer, iki darp çalarsınız da kalan diğer darpı çalmazsınız falan gibi. Yani hani onların etrafında çalmanız çok yararlı olacak ama başta dediğim gibi improvizasyonu düşünmeyin. Hani bizim memleket bayılıyor yani. Bu improvizasyon, böyle bir şeyler çalmıyorsunuz yani. Hani böyle şeyler yok yani. Bayağı. Yani şöyle çalmamaya özen gösterin. İkinin dördüncü 16'lığına trompetle inmek diye bir şey var. Bak onu da çalayım. O önemli bir şey. Yani hep dediğim gibi, yani oradaki tansiyon, sizin aranjenizdeki tansiyon neyse onu göstermeniz lazım. İş oluyorsunuz. Şimdi nakarat çıkışından bir yerden alalım. Ne yaptık? Bir kere intronun sonunda daha şatafatlı bir atak yaptık. Gene büyük sahnelerde gene gerek yok. Ama biraz şeyseniz, hani
grubunuzda ya çal oğlum biraz da derlerse orada artık verebilirsiniz mevzuyu. Ama vermeyen de veremiyor değil yani, anladın mı? Bu bayağı işe yarıyor. Bu aralık işe yarıyor. Üçlü grup aralığını yani ille böyle birden başlayıp bayon gibi düşünmeyebilirsiniz. Ama ben çoğu zaman bunun üzerine gidiyorum. Bakın size bunu çalalım şimdi. Sadece üçte olmasın. Üçün V'sine kadar 32'leri çalalım. Üçün V'sinde de bizim hareketi çalalım. Bakın nasıl olacak. Evet, bu biraz hayvani bir zor bir şey oldu. Ben de en sonuncu da biraz çalar gibi oldu. Yani kafanızı biraz zorlayın. Yani hani tam vitesi orada attım bak. Geri gelelim. Tamam.